Merhaba Tahmindir takipçileri. Bu videomuzda Alcatel'in gayet güzel olduğuna kanaat getirdiğim, bakmam lazım biraz uzun bir adı var, MoveTime adını, MoveTime serisinden MT10G adını vermiş olduğu akıllı saatini yakından inceleyeceğiz. Gayet güzel bir saat, dikkatlice izlemenizi öneririm. Öncelikle akıllı saatlerde en çok önem verdiğim konu olan akıllı saatlerin kurulumu çok önemli benim için. Bir saati aldığımda kurulum eğer uzun sürüyorsa saatten soğuma noktasına kadar gelebiliyorum. Dolayısıyla bu saatin de kurulumunun nasıl yapıldığına isterseniz bir bakalım. Şimdi kurulum için gerekli olan MoveTime uygulamasını Google Play'den indirdim. Kurdum. Hemen açar açmaz saatinizi bağlayın diye bir ekran bizi karşılıyor. Aslında Bluetooth şu an açık. Saatin Bluetooth'u açık mı ona bakalım. Saat uçak modundaymış. Önce uçak modunu bir kapatalım. Bluetooth'u şu anda açtık zannediyorum. Evet, buldu. Bağlanıyorum. Bu arada bu uygulamayı kullanabilmeniz için bir adet Alcatel Cloud hesabına, yani Alcatel'in bir hesabına ihtiyacınız olması lazım. Zaten o hesabımız daha önceden inceleme yaptığımız için yukarıda görebilirsiniz. Bir takip cihazını incelemiştik Alcatel'in yine. Oradan görmüş olduğunuz gibi bir bağlantı uyarısı veriyor. Saatin ekranı kurulsun dedim, bağlantı. Şimdi saati nasıl kullanacağımı bir miktar gösteriyor. Şöyle basayım. Buradan işte neleri nasıl yapacağımızı gösteriyor. Görmüş olduğunuz üzere saatte müzik dinleme, kalp atışı ve genel diğer akıllı saatlerde bulunan özelliklerin hepsi var. Bildirim erişimi istiyor. Verdim. Onu da verdim. Uygulamamız kurulmuş durumda. Uygulamada bildirimleri yönetebiliyorsunuz. Saatinizin ekranında göreceğiniz bildirimleri buradan yönetebiliyorsunuz. İstediğinizi ekleyip istediğinizi çıkartabiliyorsunuz. Şöyle bir uygulamaya genel anlamda bakalım. Saati şöyle bir bırakayım. Şimdi burada ana ekranda adımları gösteriyor. Zaten akıllı saatlerin en önemli şeyi, akıllı bilekliklerin en önemli özelliği bu. Şöyle geçelim. Yürüyüş falan yaptığınız egzersizleri yine burada böyle bir listelemişler. Buradan nabız verisini gösteriyor. Burada da uykuyu gösteriyor. Uykunuzu da kaydediyor aynı zamanda. Şuradan bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi beni bu... Bak. Alcatel. Ayıp. Bu kim? Beni böylesine bir tombiş bir çocuk olarak uygun görmüş Alcatel Beyciğim. Ben'e gittim. Burada yine Bluetooth senkronizasyonu falan var. Saate gidelim. Saat ekranına bir tıklayalım. Bakalım neler oluyor. Şimdi burada saat ekranı var. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Şöyle daha fazlası da var hatta. İsterseniz buradan işte görsel de ekleyebiliyorsunuz. Direkt fotoğraf da ekleyebiliyorsunuz. Hatta bu telefon incelemesinde çektiğimiz, benim kendimi çektiğim şu selfie'yi saatin ekranına bir koyalım. Bakalım nasıl olacak. Güzel olacak mı? Şekil olacak mı? Şimdi uyguluyor. Güzel olmuş. Bu özellik, bayağı sevdim bunu. Çok hızlı bir şekilde saate istediğiniz fotoğrafı ekleyebiliyorsunuz. Oldukça başarılı. Beğendim. Hoş buldum. Kendimi de koydum hemen yalnız. Kendimi koymam da çok şey oldu. Manidar oldu. Evet. Oldukça hızlı bir şekilde evet. Yalnız bak. Şimdi saat çatladı ya. Bakar mısın şu saatin ekranına? Kendimi ekranına koydum. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Şaka bir yana. Hani böyle istediğiniz fotoğrafı hızlı bir şekilde saatin ekranına uygulamanız ciddi anlamda güzel. Diğer zaten saat şeyleri de burada. Saat görselleri. Kendimi saatin ekranına koyunca bir heyecan oldum ben. Buradan yine bildirimleri buradan yönetebiliyorsunuz. Ayarlara gidelim. Ayarlarda neler var? Kaybolmaya karşı koruma özelliği var. Çok uzaklaşırsanız titriyormuşmuş. Yine burada bir diğer ayarlar mevcut. Yine isterseniz buradan işte yazılım sürümünü ve saatle alakalı ayarları yapabiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş. MoveTime uygulamasını da beğendim. Saati sevmiştim. Şimdi şu fotoğraf olayından sonra daha da sevdim. Saate can geldi. Saate can geldi. Saatle alakalı son değerlendirmemize bence geçebiliriz şimdi. Görmüş olduğunuz gibi oldukça rahat ve kullanışlı bir arayüze sahip Alcatel'in programı
Yani ihtiyacınız olan her şeyi adamlar en sade şekilde, hiç kafa karıştırmayacak bir şekilde programa yerleştirmişler. Zaten kendimi de saatin ekranına koyduktan sonra saati daha çok sevmeye başladım. Tabii bu işin şakası ama şöyle notlara bakarak devam edeceğim. Şimdi saat zaten yuvarlak bir saat görmüş olduğunuz üzere. Yani klasik bir saat modeline çok yakın gözüküyor. Ancak beni şaşırtan bir şey var. Saat oldukça ince durumda. Yani akıllı saatler arasında gayet ince bir yapıya sahip. Bu beni birazcık şaşırttı. Bu kötü mü iyi mi derseniz, bana göre iyi bir şey. Yani bileğinizde daha kalın ve daha ağır bir his size yaşatmıyor. Dolayısıyla daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada saati elime aldığımda çok hafif geldi bana, yani bayağı böyle hafif bir saat gibi geldi. Saatin ağırlığı da 50 gram. Ekranda cam bir malzeme kullanılmış. Bu ekranın etrafında yer alan o malzeme de paslanmaz çelikten yapılmış. Ama üzerindeki boya sonrasında atar mı atmaz mı onunla alakalı bir fikrim yok. Çünkü Samsung'un S3 Frontier modellerindeki mesela kullanılan malzemede zamanla renkte açılmalar olmadı değil. Oldu, bunda da öyle bir renk atması aslında olabilir gibi gözüküyor. Sonuçta tere dayanması zor böyle şeylerin. Saatin ekranının dokunmatik olduğunu zaten söylemiştim. Ekran paneline baktığımızda da AMOLED bir panel görüyoruz. Bu panelin pikselleri beni çok fazla rahatsız etti. Ekranda böyle pikselleri sayıyor gibiyim. Yani bayağı pikselle alakalı bir sıkıntısı var. Enteresan bir yapıya sahip ama çok da böyle kötü bir şey değil. Yani ekran değil, çünkü zaten fiyatı rakiplerine göre çok çok daha alt bir seviyede. Dolayısıyla saatin özelliklerine bakıp kullanımıyla karşılaştırdığımızda bu ekranda saydığım pikseller çok da büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ekranın büyüklüğü de 1.39 inç. Yani ufak bir ekrana sahip ama yeterli. Yani saat için yeterli. Sonuçta 5.5 inç buraya saat takmayacağımıza göre yani yeterli bir boyutta. Piksellerin çözünürlüğüne baktığımızda, ekranın çözünürlüğüne baktığımızda da 400x400 bir çözünürlüğe sahip bu saatin ekranı. Yine oldukça yeterli seviyede ama o piksellerle alakalı, galiba piksel yoğunluğuyla alakalı bir sıkıntı var. O beni biraz üzdü. Yani saat çünkü genel anlamda kaliteli gözüküyor. Ekrandaki o görüntü biraz kafa karıştırıyor. Siz de bana hak vereceksiniz gördüğünüzde. Bu saati bana göre yani en büyük artısı şu iki özellik arkadaşlar. Bir tanesi, saatin üzerinde mikrofon ve hoparlör yer alıyor. Bunların sayesinde bilmiş olduğunuz üzere, yani akıllı saatlerde duymuş olduğunuz üzere, bu saatte de telefonunuzun üzerindeki aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Aynı zamanda da bildiğiniz direkt konuşabiliyorsunuz. Matrix gibi, yani saatten konuş, böyle hop konuş. Şimdi bir diğer özelliğine baktığımızda da yine böyle enteresan bulacağınız bu özellik, yani mesela Samsung'un bile böyle zar zor getireceğim diye de getirdiği bir özellik. Saatte standart olarak geliyor. Saat hem iOS'la çalışıyor hem de Android'le çalışıyor. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor ikisine de. Hiçbir sıkıntısı yok. Gayet iyi olmuş. Bu anlamda da Alcatel'i tebrik etmek lazım bu geliştirmesi için. Şimdi şey diyenleri duyar gibiyim. Yani böyle saatle konuşuyorum, bana ne yani, saatle konuşsam ne olacak diyenleri duyar gibiyim. Ben ilk defa bu özelliği Apple Watch'la deneyimlemiştim. Yani saat üzerinden telefonla konuşma özelliğini. Şu anda da Samsung'un saatini kullanıyorum. Galaxy Gear S3. Ya enteresan yerlerde işinize yarayabiliyor bu saat üzerinden konuşma olayı. Onu söyleyeyim. Kesinlikle yarıyor. Suya dayanıklılık konusuna birazcık değinmek istiyorum. Bu tableti kıracağım en sonunda. Vallahi kıracağım. Az kaldı yani. Bam güm kulakları patlıyor milletin zaten inceleme videosundan. Saatin suya dayanıklılık konusuna da bir ince değinmek istiyorum. Saatte IP67 sertifikası kullanılmış. Keşke IP68 olsaydı demekten kendimi alamadım. Siz yine de saatle beraber, saat kolunuzdayken çok fazla suyla haşır neşir olmayın. Sonradan üzülmeyin diyorum. Ekranın komple dokunmatik bir yapıya sahip olduğundan bahsetmiştim. Kullanımla alakalı bir küçük notum var. Hemen yanında bulunan şu çıkıntı, klasik saatlerde bulunan şu çıkıntı. Bu saatte sadece sizin geri tuşunuz, yani geriye dönmek için kullandığınız bir tuş ve dilerseniz saati açıp kapatmanıza yarıyor. Keşke birkaç işlev daha ekleselermiş bu yanda bulunan yuvarlığa, ama görüntü olarak baktığınızda yani ben hem akıllı bir saat kullanayım hem de klasik bir görüntüye sahip olsun diyenleri çok mutlu edecek bir tuş olmuş açıkçası o yanındaki tuş.
Saatin bağlantı özelliklerine baktığımızda da Bluetooth 4.0 özelliğinin standart olarak geldiğini, bunun yanında saatte Wi-Fi özelliğinin de bulunduğunu söyleyeyim. Wi-Fi'nin bulunmasının en önemli güzelliği şu: saat Alcatel hesabınızla eşleştiği için, mesela saat kolunuzda, telefonunuzda Bluetooth kapalı ama saat Wi-Fi'den ağa bağlı. Bu sırada sizin hesabınızla eşitlediği için kendini otomatik olarak uzaktan bağlantıyla telefonunuzda saatinizi görebiliyorsunuz. Bluetooth kapalı olsa bile bu da güzel olmuş. Güzel Alcatel. Sevdim. Tüm bu söylediklerimi özetleme kısmına geçmeden fiyattan böyle bir ince bahsetmiştim videoda. Hemen söyleyeyim, saatin fiyatı 499 TL gibi bir rakamdan başlıyor. Belki daha ucuza da bulabilirsiniz. Çok daha pahalı fiyatları da satıldığı yerler var. Ama bana soracak olursanız bu saat bu fiyata direkt alınır arkadaşlar. Çünkü yani rakipleriyle karşılaştırdığında rakiplerinin en azından etiket fiyatları bunun neredeyse 3 katı. Rakiplerinden de siz anlamanız gereken şeyi anladınız diye düşünüyorum. Yani böyle yuvarlak yapıya sahip gerçek klasik saatlere benzer akıllı saat almayı düşünüyorsanız ya da herhangi bir akıllı saat almayı düşünüyorsanız, buna Apple Watch dahil, mutlaka buna bir bakmanızı öneriyorum. Şimdi hemen yorumlarda bana tabii giydirenler olacak, Apple Watch'ta şu var, bu var falan diye. Olayımız o değil. Olayımız tamamen işlevsellik. Onun da yaptığı işi bu saat yapabiliyor. Teknolojileri karşılaştırmıyorum. İçinde de kendilerine ait özel bir işletim sistemi var saatin. Alcatel'e ait. Gayet güzel. Bütün işlemlerinizi yapabiliyor. Ve fiyatı da 499 lira. Daha ne olsun? Ben olsam hemen alırdım yani. Siz de eğer düşünüyorsanız mutlaka bu saati bir değerlendirin. En kötü gidip bir Turkcell bayilerinde var büyük bir ihtimalle. Oralarda bir incelemenizi tavsiye ediyorum. Bak bir de Türk bayrağı koyduk buraya. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi? Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın. Bunu daha hızlı uyguladı. Dın 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 dın. Lan harbi güzel oldu ha. Yakıştı. Nereye koysak yakışıyor şunu ya.